Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi 11. haftanın ilk karşılaşması az önce tamamlandı. Ado ve TUSAŞ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başarılı ismi Muhammed Ubeydullah yanımızda. Muhammed, öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir sayı farkla yendiniz, 66-65. Çok çekişmeliydi özellikle son dakikalar. Neler söylemek istersin? Aslında maça çok iyi başlamıştık. İlk yarıyı 12 sayılık bir farkla önde kapattık sanırım. Ama rakibimiz çok tecrübeli. Çok iyi ortak oldu maça, çok iyi geldi. Maç son topa kadar gitti. Ama kazanmayı bildik. Takımım adına çok mutluyum. Herkese ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ortaya koydular. Grupta da ilk, daha doğrusu ilk galibiyetiniz oldu. Evet, grupta da ilk galibiyet. Önemli bir karşılaşmaydı sizin için. Aynen, bizim için hedef maçlarımızdan birisiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sevinçliyiz. Tekrar tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, iyi günler, görüşmek üzere. Günün ikinci maçında birazdan birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi'nde az önce yine çok güzel bir karşılaşma sona erdi. Savunma sanayi derbisini Havelsan kazandı Roketsan karşısında. Günün başarılı ismi Emir yanımızda. Emir, öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. Bilindiği üzere seviye tespit maçlarında da Roketsan'la aynı gruplaydık. Önceden bir maç yaptığımız için az çok bildiğimiz bir takımdı. Biz de ona göre hazırlandık. Rakibimizi de tebrik ediyorum buradan. Hak ederek kazandık diyorum. Çok çekişmeli bir maç oldu gerçekten. Evet, çok çekişmeli bir maç oldu. Biz önlemlerimizi zaten antrenmanlarımızı hazırlanarak yaptık. Aldık Roketsan'a karşı. Namağlup grubumuzu tamamlamak istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım da bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Emek veriyorlar, gayret gösteriyorlar. İnşallah en üst noktaya kadar gideceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz, tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Organizasyon içinde tüm emek veren herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Birazdan günün üçüncü karşılaşmasında tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, günün üçüncü karşılaşması az önce tamamlandı. Türk Traktör ve STM takımları karşı karşıya geldiler. Türk Traktör'ün üstünlüğüyle tamamlandı bu karşılaşma. Günün başarılı ismi Emre Öcal yanımızda. Emre, tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Valla çok heyecanlı bir maçtı gerçekten. Bizim bu sezon oynadığımız seviye belirleme maçlarının ardından grup maçlarındaki en çekişmeli maçımızdı. Öncelikle rakip takımı da tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımla birlikte. Dostane, güzel, hırslı, sert bir mücadele oldu. Kazanan biz olduk. Çok mutluyuz. Üzücü yan, maçta çok sakatlık verdik. Ben de dahil olmak üzere. Kolay başladığımız, aslında kolay alacağımız gibi gözüken bir maçta sonunu sıkıntıya soktuk. STM çok güzel geri döndü. Bize kazanmak nasip oldu. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Ondan sonra da tribündeki destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş desteklediler her zaman son düdüğe kadar. Seyirciniz çok iyiydi bugün gerçekten. Vallahi her maç olduğu gibi bugün de çok iyilerdi. Onları da tebrik ediyoruz. Biz de aynı şekilde her maç hazırlar bizi desteklemeye. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ederiz bu güzel organizasyon için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını çok teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Birazdan dördüncü karşılaşmada tekrar birlikte olacağız. CBL Ankara 6. sezon 11. hafta mücadelesinde Gazi Üniversitesi Hastanesi günün bambaşka bir skorunu tayin ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı muhalefeti, yanında da Gazi Üniversitesi Hastanesi takımından Deniz var. Neler söylemek istersiniz bugünkü mücadeleyle ilgili? Rakip zaten lige sonradan katılan bir ekipti ama sizin mücadelenizde sadece Furkan dışında herkes sayı bularak tamamladı. Neler söylemek istersiniz takımla ilgili? 3 haftadır antrenman yapamamamıza rağmen bizim için de rahat bir maçtı. Yani bu ligde yaptığımız şimdiye kadar en kolay maçtı diyebilirim ama yine de takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani boş sayıları da kaçırmadık, iyi değerlendirdik. Hayati'ye de ayrı bir parantez açalım mı birlikte? Hayati hakkında neler söylemek istersiniz? Potu altında ileri uçta top kazandı, sayı buldu, asist yaptı. Siz de ona eşlik ettiniz. Hayati'ye de bir buradan seslenelim isterseniz. Aynen. Hayati bizim takım için, yani biz iki anlamda da hem skorerimiz hem oyunu toparlayan ama aynı zamanda bir o kadar da insanları hani ruhsal şekilde bir araya getiren bir arkadaşımız. Yani takımı gaza getirmesi, hatta sayılardan çok daha fazla hani bizi bir arada tutuyor. O açıdan da çok şanslıyız Hayati gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için. İlerleyen haftalarda yine Gazi Üniversitesi Hastanesi takımına başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, günün dördüncü karşılaşmasını tamamladık Gazi Üniversitesi takımının galibiyetiyle birlikte. Beşinci karşılaşmada görüşünceye dek takipte kalın. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezon 11. hafta mücadelesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ULAK haberleşme karşısında son saniyeleri büyük bir heyecanı olan karşılaşma diyelim. Galip ayrıldı, yanında da Burçan var. Neler söylemek istersiniz bugünkü galibiyetle ilgili? Son topa kadar havuza da havuzlayacak. Ha, kazandı kazanacak oldu ama kazanan Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu. Yorumlarınızı alayım.
Yani iki takım da çok iyi savunma yaptı. Skor düşük oldu. Sert bir maç oldu. Az hata yapan son çeyrekte alabildi aslında maçı. Biz de sonda aslında iki faul kaçırmış olmama rağmen iyi savunmayla aldık. Aslında son possession maçın da özeti oldu. İyi savunma yapan kazanmış oldu. Ben tüm katılımcılara ve size tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na da başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ULAK haberleşme karşısında kazanan taraf oldu. Son karşılaşmada görüşünceye dek takipte kalın. Sevgili izleyenler, CBL Ankara Altın sezon 11. hafta mücadelesinde Etmaden takımı karşısında Vakıfbank farklı skorla galip ayrıldı. Yanında da İsmail Dinç var. Neler söylemek istersiniz bu galibiyetle ilgili? Öncelikle güzel maçtı. Geçen hafta bir talihsiz bir yenilgi aldık. Ben ve koç hasta yattığımız için 2-3 oyuncumuz da sakat olduğundan dolayı bir yenilgi yaşadık. Ama bu hafta döndük. Önümüzdeki haftaki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için ve başarılar diliyoruz. CBL Ankara'da 11. hafta ile birlikte perdeyi Vakıfbank'ta kapattık. Vakıfbank galibiyetiyle diğer haftalarda görüşünceye dek hoşçakalın.